Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesindeyiz. Haliyle turistik bir bölge ama en önemli geçim kaynaklarından biri de zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılan bir bölgedeyiz. Burada da üreticilerimizle buluşacağız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreten ve onları satan insanlarımız var tabii ki. Onlardan geçimini sağlayan insanlarımız var. Onları ekranlara taşıyacağız. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi asırlık bir zeytin ağacının yanındayız. Zeytin sağlıktır diyelim ve programımıza başlayalım. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale Küçükkuyu'dayız. Haliyle turistik bir bölge ama bu bölgede de hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız var, tarım var, özellikle de zeytin var. Şu anda da küçükbaş, yani koyunların olduğu bir çiftlikteyiz. Burada böyle bir farklı uygulama yapmış arkadaşımız. Onunla ilgili bilgiler vereceğiz size. Evet, sizi tanıyalım mı? İsmim Selçuk Soy, ismim Karabay. Esnafım. Kaç yılda beri uğraşıyorsun? Kaç yıldır? Aslında babadan, dededen gelme işte heves var. İşte 3 tane, 5 tane alarak. Ama bir dönem bıraktın sen değil mi? Tabii 5 yıl falan oldu ortalaması. Yani 5 yıldır işte 3 taneyle başladım. 5'ti, 7'ydi, 8'di, 10'lu. Yavaş yavaş işte üretiyoruz. Şu anda kaç tane var? Şu anda toplam kuzularla beraber, yani dişi şişek dediğimiz koyunlarla beraber 65 tane. 65. Anaç 33 tane. Peki bölge olarak böyle yayılım için uygun mu burası? Yayılım için yani zeytin zamanı uygun değil. Şu anda yani yaz olarak, yaz mevsiminde uygun değil. Yani 4 ay, 5 ay gibi bir süre kapalı bakıyoruz. Ondan sonra yaprak çıkıyor işte. Fabrikaların yapraklarını alıyoruz. Yaprakla bakıyoruz. Genelde derken zeytin yaprağı. Tabii zeytin yaprağı. Hem hayvana verimli, besini iyi yapıyor, sütünü arttırıyor. Yaprakla bakıyoruz. Zeytin şey sağlıktır değil mi? Tabii. Onun yani, için koyunlara da faydası var. Yani dünyada atılmayan, bütün yani çiçeğine kadar kullanılan tek ağaç zeytin. Evet. Yani ondan şeyimiz yok. Şimdi farklı koç kullanarak dediniz, böyle bir uygulamanız var. Biraz evet, ondan bahsedelim. Şimdi şöyle, normalde yerli ırk, buranın ırkı mevsime uygun. Yazları çok sıcak oluyor, kışları da ayaz oluyor. Bizim bölge olarak ayaz oluyor. Yani hayvanlar daha çabuk hasta oluyor. Yabancı ırk hasta oluyor, daha çabuk hasta oluyor. Mesela Macar merinosları vardı, sıcağı sevmiyorlar yazın. Yani sadece ben onun koçunu kullanıyorum. Mesela buranın yerli ırkını, sakız koyununu açtık yani. Koçlaştık. Yani yabancı koça sakız açtırdık. Hem süt oranı yüksek hem de iklim oranı, yani iklime göre daha dayanıklı. Evet. Et verimi de mi yüksek oluyor? Şimdi tabii et ırkı koç açtırdığımız için et oranı da yükseliyor. Hem süte gidiyor hem ete gidiyor. Yani hem et verimi alıyorsun hem de süt verimi alıyorsun. Yani bunu burada mı ilk defa mı yapıldı, daha önce yapıldım? Valla ben kendim deneyerek yaptım. Sadece işte TV programlarını izliyorum. Onlarda gördüğüm abiler var. Onlardan örnek aldım. Biraz araştırdım. Fikre göre yaptım. Yani fikre göre yaptım. Daha önce mesela yabancı hayvan getiren arkadaşlar vardı. Dişisiyle beraber getirmişler. Dişiyle erkek, yani koç, ikisi beraber kullanıldığı zaman doğan melezler sıkıntılı. Mesela ciğer hastalığı çok oluyor onlarda, sıcak olduğu için. Ama yerli ırka, yabancı koç kullandığımız zaman o daha verimli. Çünkü kırıldığı için iklime uygun oluyor. Yani iklim olarak sıcakta daha dayanıklı oluyor. Bölge çünkü sıcak bölge. Bölge sıcak, evet. Şimdi o aşılamayla birlikte kaç tane koyunu var? Ya şu anda 3 tane koyunum var. Aşım zamanları zaten. Yani iyi baktığımız zaman çift kuzu alıyoruz genelde. Yani senede 60 tane falan kuzu çıkartıyoruz yani. Bir seferde 2 tane o. Evet. Yani genelde şey, ırk olarak da öyle gidiyorlar. Yani o zaman ilk yaptığınız zaman sıkıntı yaşamadınız değil mi bununla? Sıkıntı? Hayır, yaşamadım. Yaşamadım. Evet. Direkt başarıya ulaştınız ve böyle devam. Aynen. O zaman o ırka bir isim koydunuz mu? Kendinizce. Hayır, isim koymamıza gerek yok yani. Yok, şimdi hani kırma bir ırk olmuş ya. Siz de ona bir ırk şeyi koysaydınız. Vallahi bir şey koymadık. Küçükkuyu ırkı deseydiniz. Zaten buranın meşhur koyunu var. Adatepe koyunu. Kulaksız koyunları var. O Adatepe'ymiş. Burası da Küçükkuyu olsun sizin yaptığınızda. Öyle de hiç düşünmedik. Düşünebiliriz, evet. Değil mi? Düşünebiliriz. Yani böyle kırma gel, kırma git mi diyeceğim. Ya, değil mi? Evet, bir isim koyarız Ali abiyle beraber. Değil mi? Düşünürüz Ali abiyle. Yani. Peki şimdi sen bunu geliştirmeyi düşünüyor musun? Yani büyütmeyi düşünüyorsun. Yavaş yavaş. Çünkü çocukluktan gelen bir şey bu. Yani zaman, şartlar bize onu el vermedi. Niye? Belli bir süre Türkiye genel olarak hayvan sıkıntısı çektik. Dışarıdan et ithal edildi. Yani o dönemde mesela yem fiyatları yüksek, hayvan para yapmıyor. Yani çiftçi çok, yani özellikle hayvan besici sıkıntı çekti. Ama şimdi yem fiyatları yüksek. Ama
et de biraz para yaptığı için insanlar hayvana geliyor birbirine. Yöneliyor. Mesela ben çocukluktan hayvanın içinde büyüdüm. Hı hı. Ama ikinci el dükkanım var benim. İkinci el alıp satıyorum. Hı hı. Niye? Şartlar beni oraya yönlendirdi. Ya mesela bizim imkanlarımız daha farklı olsaydı ne olurdu? Yani hayvancı olurduk. Mesela ben düşünüyorum şimdi 100-150 tane koyun yapayım, hiçbir işle uğraşmayayım. Evet. Onu istiyorum yani. Ha, bölge olarak uygun değil ama bunu yani insanlar istediği zaman aşabilir yani bunu. Mesela abiler var alt tarafta, sudan otu ektiler. Hı hı. Zeytinin içinde olmaz diyorduk ama oluyormuş. Adamlar ekti, oldu yani. Hı hı. Yani biz de öyle bir şeyler yapabiliriz. Toprak verimli olunca her şey oluyor diyorsun. Evet, aynen. Peki yani yem nereden geliyor? Toprakta bu zeytin ağacı yetişiyorsa her şey oluyor diyorsun. Bakıyorum da şimdi zeytin ağaçları çok eski. Takriben ne zaman dikilmiş bunlar buraya? Yani şimdi biz dikildiklerini görmedik ama yani... Görme şansın yok yani, zaten de şeyini bilirsin tarihin. Atalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin anlattığına göre yani 1000 yıla kadar zeytin ağacı var yani. Var. Aşağıda bir tane büyük bir zeytin ağacı var. Yani dedelerimizin anlattığına 1000 yıllık diyorlar. Biz tabii... Antik bölge zaten tabii, değil mi? Antik bölge. Yani buradaki gördüğünüz ağaçların çoğu 100 yıldan fazladır. Yemi nereden alıyorsunuz? Ya yemi şimdi şöyle, yonca kullanıyorum. Eken abiler var, gidiyorum oradan sarıp geliyorum. Ya bu bölgede ekiyorlar. Evet, yakın yani 70-80 kilometre arpayı oradan getiriyoruz. Kredi kooperatifinden kullanıyoruz yemi. Genelde kredinin yemini tercih ediyoruz. Çünkü 4 mevsim yani aynı yemi çıkartıyorlar. Onların standartı bozulmadığı için kredinin yemini kullanıyoruz. Evet. Mesela özel firmalar yemde yani zamana göre çıkan sebzeye göre veya çıkan nohuttur, budur, yani ürüne göre değişik kullanıyorlar. Biz kredinin şeyi düzgün olduğu için yemi oradan alıyoruz. Tabii düzgün olduğu için, standart olduğu için oradan kullanıyoruz. Genelde ne alıyorsunuz? Saman var, yonca var. Yonca, tapa yem veriyoruz, arpa veriyoruz. Ondan sonra mısır veriyoruz. Sılaç çıktığı zaman yeni doğurmuş olur o zaman. İşte sılaç veriyoruz. Normalde şeyleri... O zaman bu bölgede yapılıyorsa fiyat daha mı uygun? Yani başka yerden nakli işi falan çok uzun olmadığı için. Uygun mesela derken? Atıyorum işte Aydın'dan ya da atıyorum Sivas taraflarından geldiği zaman pahalı olur ya. Şimdi sen buradan alıyorsun. Hayır, biz öyle kullanmıyoruz. Öyle nakliyesi daha pahalıya gelir. Şimdi buradan ekilmesinin faydası var. Tabii yani mesela Ezinovası var. Ezinovasından getiriyoruz. Samanımızı, yemimizi, her şeyimizi oradan getiriyoruz. Yoncamızı özellikle. Oranın mesela yoncası güzel olur. Yoncasını oradan alıyoruz. Bezelye ekiyorlar mesela. Bezelye veriyoruz belli bir dönem. Valla yani, besicilin en iyi tarafı da şu, yani siz besicilik yaptığınız bölgede yem üretiliyorsa o sizin için biraz avantaj olur. Aynen. Evet. Hem büyük avantaj. Aynen. Mesela şimdi dışarıdan gelen yemle buradaki yemin arasında nereden baksan 50 kuruş 60 kuruş fark var. Mesela şimdi 1,5 liraya 1,600 liraya geliyor mesela arpa. Dışarıdan geliyor 1,200 1,300 ama arpanın bize nefaseti yok. Evet. Yani yerli daha iyi. Aynen. Yem işini çözdük bu şekilde değil mi? Evet, yem işini. Ya zaten şimdi şöyle, yaprak çıktığı zaman yaprak veriyoruz. Bir sıkıntımız kalmıyor yani. Sadece 3 ay 4 ay biz bunu kapalı bakıyoruz. Yani onda da zaten 3 ay 4 ay kapalı hayvana bakamayacaksa bir insan bence yapmamalı. Yani. Tabii zeytin zamanında idare yani, etmek gerekiyor. Yani. Bir daha koyunlara dönelim şimdi. Tek tek sayarsa kaç ne ırklar var burada? Şimdi burada Tayrova var. Onu bir denedim. Ondan verim aldım. Buraya da uygun ırk olarak. Yerli sakız koyunlarımız var. Sulfoxlar var bunların içinde. Macar merinosu var. Evet. Yani normalde denedim hepsini. Ama yerlilik daha iyi. Yani sakızın mesela mesela sulfoxu şeye açtırdım. Sakızları açtırdım. Sakızların hem süt oranı iyi hem de kuzuları ete gidiyor. Hem süt hem et yapıyor. Şey ne? Koç hangi ırk? Koç Sulfox, Alman ırkı. Alman. Bir de Macar Merinosu var. Yani Alman olunca şeyle bizim yerli ırklarla uyum sağladı yani. Evet. Tayrovalar hem verimi de arttı, hem sütü de arttı diyor. Mesela Tayrovalar da süt olarak aynı sütü veriyor, dişisi, ufak dişisi. Anası da aynı sütü veriyor ama çıkan kuzulara mesela erkekler daha çabuk ete gidiyor. Yani et olayı daha yüksek. Mesela düzgün baktığın zaman 3 aylık bir kuzu şöyle söyleyeyim. Kaç tane kestim? 3 tane kestim. 3 tane kuzu 165 kilo geldi. 165. 100 günlük. Anladım. Yani canlı aldıkları 165. 3 tane kuzunun. Sen o zaman yani ortalaması 55 kilo falan geliyor. 54-55 kilo geliyor. 27-28 kilo da et yapıyor. O zaman iyi bir şey tabii. Tabii çok iyi, süper. Evet. İyi yani. O zaman mesela siz bunu... Süt verimi de var mesela. Kuzuyu kes. Kuzuyu hangisi mesela onlar? Kes. Hangi ırkta? Şu bak mesela şunlar. Hı-hı. Sakız ırkları. Diğerleri Sulfox. Bak şurada şivaskoplar var. Onu abinin birisi bana hediye etti. Sevdiğim bir abi.
Yani şeyi güzel, et verimi güzel. Sen süt alıyorsun, bir de et üzerine. Genelde et üzerine. Genelde bizim. Et. Genelde et üzerine. Nakip bölgelere satış yapıyorsun yoksa kurbanı mı bekliyorsun? Bir kurbanlık yok bizde. Ha, kurbanlık. Yani sadece kurbanlık et üzerine. Sadece et üzerine kasaplara veriyorum, marketlere veriyorum. Sütünü yani, değerlendirme şansı oluyor mu? Tabii sütünü değerlendirme. Zaten çevrede şey, insanlar genelde çok aşırı süt olmadığı için koyunda. Yani komşulara, konu komşuya veriyoruz, kalmıyor yani. Anladım. Yeri gelir. Anladım. Yeri gelir. Hastalıkla ilgili sıkıntı var mı? Nasıl lan? Hastalıklarla ilgili sıkıntı yaşadın. Hastalıkla ilgili veteriner bir arkadaşım var. Allah razı olsun ondan. Dün aşılarını falan yaptı. Vitaminlerini yaptı. Yani onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yani sadece işte kırılan kuzular daha iyi. Onu yani anladık, öğrenmiş olduk evet. Yani. Alman ırkı ile yerli ırkı birleştirdiniz. Birleştirdim, evet. Ve ondan daha verimi yüksek bir koyun elde ettiniz. Aynen. Sütü, yani, sütü fazla veriyor olarak, dedik. İklim olarak çok iyi. Yani sıcağa dayanıklı diye. Sıcağa dayanıklı. Ciğer hastalığı hiç yaşamıyorsun. Tabii bu bölgede sıcak bir bölge olduğu için. Ciğer hastalığı, kırılanlarda da hiç ciğer hastalığı yaşamadık yani. Anladım. Daha önceki doğan kuzularda mesela sıkıntı oluyordu. Ölen olmuştu ciğer hastalığından. Mesela Macar Merinoslarını kendi orijinal anaç doğurduğu zaman çıkan kuzularda, ikiz kuzulardan bir tanesini, iki tanesini öyle kaybettik yani. Sıcaktan dolayı. Kuzun var mı şu anda? Kuzun var. Kaç tane? Şu anda damızı kayırdım, 9 tane var. 9 tane de kuzun var. Evet. Ve ondan sonra da yavaş yavaş geliştireceğim diyorsun. Sadece burada uğraşırım ben diyorsun. Yani Allah nasip ederse öyle yapmayı düşünüyorum yani. Burayı büyütmek gerekecek o zaman değil mi? Yani büyütmek gerekecek. Zaten diğer taraftaydık. Hı-hı. Burayı yeni yaptım. Evet. Yani kuzularımı sattım. Biraz yükselttim işte hayvanları. Sattım biraz, burayı yaptım. Senin olmasın. Şey aldım, avantajlı. Aynen kapan aldım mesela. Öyle, tabii bizim olması avantaj. Evet. Buradan aldığım parayı sağa sola harcamıyorum. Sadece bunlara harcıyorum. Hı-hı. Mesela... Şu anda satılacak 7-8 tane ve 10 tane kuzum var. Onları da sattım mı bunun etrafını kapatmayı düşünüyorum kışa. Vallahi başarılar diliyorum ben. Sağ olun. Yani güzel bir şeyler yapıyorsun. En azından gençleri de bu işlerde yani, görmek güzel bir şey. Yani aslında en güzeli gençlerin ufak yaşta bu işe başlaması. Mesela benim yaşım 37, 5 senedir yapıyorum. 30 yaşında başladım ama buna 20 yaşında başlamış olsaydım şu anda belki 200 tane koyunum vardı. Yani 200 tane de koyun. 1000 liradan hesapladığınız zaman 200 bin lira. Az para değil yani. O zaman gençlere ne söylemek istersin? Yani herkes koyunculuk yapsın. Gençlerin hepsine söylüyorum yani. Özellikle de erken yaşta başlasın. Hayır, herkes derken şöyle. Yani bu işten mesela annesi babası bu işleri yapmış, atası bu işleri yapmış insanların yapması daha güzel. Ya, tabii bunun için yeri olan olması lazım. Yok, toprağı yani, olan olması lazım. Burası benim icar. Abinin bir tanesi seviyor beni. Dedi yap, sıkıntı yok dedi yani. Evet, yap dedi. Teşvik etmiş bunu. Yani beni teşvik etti. Yani ille yerinin olması önemli değil. Benim hiçbir şeyim yoktu başladım. Başladıktan sonra gerisi geliyor diyorsun. 3 tane koyun aldım. 3 tane koyunla başladım yani. 3 evet. Koyun şimdi 30 tane koyunum var. Yani 90'a kadar da çıktım dedim. Ya yani daha önceki mesela ırkları beceremedim mesela. Sattım onları. Böyle denedim. Böyle daha iyi. Böyle daha verimli. En sonunda rahat erdiniz yani. Şu anda hastalık sıkıntımız yok. Peki. Teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, öğrendik ki Alman ırkı ile yerli ırkları çiftleştiren bir arkadaşımız hem böyle sütü fazlalaştırmış hem de hızlı bir şekilde ete gittiğinden bahsetti. Aynı zamanda da bölge sıcak, sıcağa da dayanıklı bir ırk elde etmiş olmuş. Onu da sizlerle paylaşmak istedik. Küçük kuyu gezimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, şu anda da böyle güzel bir erik ağacının dibinde, biraz sonra eriği yiyeceğiz tabii ama bahçe sahibi izin verirse yiyeceğiz tabii eriği. Abi seni bir tanıyalım mı? Ali Balcı, Küçüköy esnafından. Balcı mısın, ballı mısın? Hepsi kabul edilir. Evet. Siz genelde zeytinle uğraşıyorsunuz ama bahçede evet. De baktığım kadarıyla böyle sebzenin her türlüsü var. Evet, bizim göre hepsine uygun. Orman ürününden tut, zeytin. Balıkçılığa kadar. Evet. Bütün ürünlerle uğraşan kişiler var. Ne kadar zeytinin oluyor? Vallahi şu anda 10 tonun üzerinde diyelim yani. Evet. Bunun tamamını yağlığa mı veriyorsunuz? Kendimiz yiyecek kadar yağ yapıyoruz. Pardon, zeytin yapıyoruz. Hı-hı. Gerisini yağlık yapıyoruz. Yağlık yapıyoruz. Çünkü bizim bölgenin zeytini ince zeytin kabuk olduğu için yağ güzel geliyor. Yani güneş ışınları daha iyi aldığı için bizim bu bölge. Madran Dağı'ndan çıkan güneş bizim burada daha
şey yetkili. Peki zeytin topluyorsunuz, fabrikaya verdiniz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz yani, para mı alıyorsunuz, yerine yağ mı alıyorsunuz? İsteyenler satıyor yani, bizde yağ alma şeyi yok. Ha, kendi yağını satıyorsunuz. Ha, fabrikacının bir fiyatı var. Hı. Onu ödüyorsun fabrikaya. Yağını alıyorsun oradan. Kendi yanında ona göre alıyorsun. Evet. 10 tondan evet. 500 kilo yağ alıyorsun. Evet. Şimdi ne oldu? İşte böyle bir şey var. Böyle bir çalışmanız devam ediyor. Çalışma var. Sizin geçim kaynağı genelde hep zeytin galiba, değil mi? Tabii %90'ı zeytin. Ne zaman toplanacak? Ekim ayında başlar. Hı hı. Ocak, Şubat başlarında bitiyor. Şu anda makinalaşmaya gidildiği için zeytin şeyi... Sirkeleyerek topluyor değil mi? Daha çok oluyor efendim. Sirkeleme toplanıyor değil mi makineye? Sirkme evet. Hı. Şimdi sallama ve taraklama var. Hı hı. Milletin gücü hangine yetiyorsa ona makinede göre. Onu alıyor. Evet. O zaman yerden toplanıyor. Sallandıkça işte, branda dediğimiz branda yaygılar var. Hı hı. Onun üzerine indiriliyor. Hı. Oradan çuvallanıyor. Evet. Hayvanlarla yola, yoldan da traktörle, arabalarla evet. Fabrikaya. Anladım. Zeytincilik böyle bir şey işte. Evet, işte çok meşakkatli ama Erol Bey. Şimdi öyle bir durum var ki. Yani zeytin şu anda sıfır yani hayvancılık gibi. Diyelim hani bugün arkadaşların dert yandığı gibi. Sıfır konumda ya. Yani, ne bileyim. Niye hak ettiği değeri görmüyor? Pahalı diye mi? Vallahi nasıl diyelim şimdi. Şimdi konuşuyorsun dert oluyor, konuşmuyorsun başka. Yani ortalama siz kendinize göre bir fikir söyleyin. Vallahi bu... Mesela sizden kaça alıyorlar bunu? Yani tarladan ya, bizden şimdi fabrikadan aldı. Bizden bu sene 10 liraya kadar yağ alındı. Yemeklik yağ deriz biz ona. Yani asidine göre ama. Tamam. Şimdi onu da açıklayayım yani asidine göre. Ama 15'inden 18 arasında da yağ alındı. O da gene asidine göre. Şimdi bir asidine kadar 17-18'e kadar gitti. Hı hı. Mesela 3 asidine kadar 12-13-14'e gitti. Hı hı. Ha, asit değerine göre fiyatta fark ediyor. Asit değerine göre fiyat var. Zeytinyağı katkısızsa öyle ucuz yiyemez zaten halk. O raflardaki gene satılan yağlarda da biz huylanıyoruz yani. Yeri serin olacak zeytinyağının. Onun için renk bölgeye göre değişir. Yani o bulanıklık biraz da bölgesel. Bölgesel. Şey evet o da bile değişir. Mesela ben kendi konuma göre diyeyim. Şu yüzün mesela bizim köye doğru olan bölgenin yağı güneşi geç aldığı için biraz şey görünür. Ama böyle Edremit tarafına doğru baktığımızda daha açık böyle renk, altın sarısı alır. Bu da tabii fiyatta... İklim ve hava koşulları değiştiriyor. Tabii zeytini çok değiştirir. Şimdi Poyraz havada zeytin sıktır. İlle 1-2 kilo çuvaldan aşağı çıkar. Lodos havada çıkartır, 1-2 kilo fazla çıkar yani. Zeytin... Daha ne bilene kendi halinde oynuyor yani hava iklimine göre. Yani onun için de fiyatlarda da böyle bir oynaklık var ya. Yani. Zeytinde çok oynaklık vardır Erol Bey yani şimdi. Gerçekten hak ettiği değerde mi zeytin? Değil. Hele şu 3-4 senedir, 5 senedir hayatta değil. 5 sene öncesi 18 liraya dizem dediğimiz yağları verdik. 15-16 liraya bir asit dediğim yağları verdik. Şimdi... Dizem dediğimiz yağları alıyorlar 16-17 liraya. Yani 20 lira yok. 5 yıl önceki fiyatlarla, 5 yıl önceki şu ayağımdaki çorap 50 kuruştu bizim küçük kuyu pazarında. 75 kuruştu. Şimdi 2,5 lira. Yani bir... Yani her şeyin fiyatı artıyor. Arttı bir zeytinin yağı. Sağlıklı yani. Boğazımda evet. Geçecek şeyin fiyatı yerinde. 3 öğünde yediğimiz zeytinde bir oyun var yani ne bileyim anlamını. Ama bir oyun oynanıyor. Yani bir şeyler var da çözemiyoruz. Evet çözemiyoruz yani şimdi. Anladım. Biz o zaman eriye geçelim abi. Efendim? Bu eriğin cinsi ne abi? Zeytin içinden çıkamadık biz. Şimdi erik nektarinin kırmızı erik soyu. Bu da bir nektarin yani şey olarak. Bunun bir cinsi var mı? Cinsi nektarin geçiyor işte bizde. Hani sizde nektarin diye geçiyor. Bundan tek ağaç var herhalde burada. Tek ağaç, iki ağaçtı ama bir tanesi kurudu. Ya ama az olmuş tabii. Küçük olmasına göre gene iyi meyve var. Geçen sene güzeldi bunda da. Bu sene bizim bölgesel olarak yok yılı derler bizde bir. Bu sene bak zeytinlerimizde bile... Kurak mı gitti nedir olay? Yok. Ne? Tabiatın oluşumu. Yani Allah'tan gelen bir tabiatın ama oluşumu. Ama şartlarından etkileniyor. Bak zeytinler bile seyrektir. Yani
bunlar daha Temmuz Ağustos'ta da dökülebilir. Yani bunlar da daha zeytin demiyoruz. Kurak giderse dökülme riski de var. Tabii canım, kurak da gitse, gitmese de yani geçen seneki zeytin randımanı bu sene yok. Her şeyin hayırlısı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yani. Peki, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Biz de ondan sonra şimdi her ne kadar erik az olsa da... Birer tane erik verebiliriz size. Birer tane. Birer tane diyor, fazla da demiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Küçük Kuyu gezimiz devam ediyor. Haliyle böyle dağlara bayırlara yukarı kendimizi vurduk ama biz sicilikle uğraşan arkadaşlarımız var. Şimdi onları da dinleyeceğiz. Bakalım hayat nasıl gidiyor, hayvancılık nasıl gidiyor Küçük Kuyu'da. Tanıyalım sizi. Ben Kemal Kocapınar. 10 yıldır yani Küçük Kuyu'da hayvancılıkla uğraşıyorum. 10 yıl önce mi başladınız? Yani, tamam. Çocukluktan mı? Gelme. Babadan gelme. De var yani. Etikte var. Evet. Haliyle. Başka meslek yapıyordum. O mesleği bıraktım. Tamamen hayvancılığa dönüştük. Yine özüne bir dönüş oldu. Yani. Yani insan özünü özlüyor. Peki şu anda kaç tane hayvanınız var? Şu anda büyükbaş 70 civarı. Tam olarak sayısını bilmiyorum ama 70 civarı. Küçükbaşta 180-190 civarı da küçükbaşım var. Büyükbaşların cinsleri nelerdi? Büyükbaşta yerli cinsimiz var. Yani Ayvacık yöresine ait olan bir cins. O cinsi yetiştiriyoruz. Onları kurbanda, yani kurbanlık olarak yetiştiriyoruz. Simentel cinsi var. Holstein cinsi var. Yani cinslerimiz bunlar. Küçükbaşta sakız, kıvırcık cinslerimiz var. Siz tamamen besi üzerine yapıyorsunuz. Hem süt hem besi. Süt de var. Süt, biz burada parakende olarak genelde çalışıyoruz. İşte şehir merkezlerinde kiloyla tabiri caizse satıyoruz. Koyun da hem süt hem yani cinsi et olarak çalışıyoruz. Genelde hayat böyle gidiyor. Genelde hayat böyle devam ediyor. Peki süt üretimi var ama yani genelde şey oluyor değil mi? İçme anlamında satıyorsunuz ama öyle peynir falan yapan yok galiba. Peynir yapan yok. Sadece biz içme anlamında yani günlük taze olarak evlere perakende olarak dağıtım yapıyoruz. Evet. Tabii bunu yoğurtta kullanılıyor. İçmede basit olan neyse onu yapılabiliyor. Yani basit olan neyse o şekilde kullanılıyor yani. Peki Küçük Kuyu'da hayvancılık yapmak nasıl bir şey? Küçük Kuyu'da hayvancılık yapmak zor. Nedir zorlukları? Ekili arazimiz yok. Yani ekili arazi olayımız yok. Tamamen hazır çalışıyoruz. Yemler oldukça yüksek. Bu sefer dışa bağımlı oluyorsunuz. Yani tabii tamamen dışa bağımlı oluyoruz. Saman dahi bizde. Yani Trakya samanı. Bizim burada saman olayımız kesinlikle yok. Bize buradan Trakya'dan geliyor saman. Evet. Yem olayı tamamen yani hazır çalışıyoruz. Hazır çalışıyoruz derken mesela Trakya tarafından arpaydı, buğdaydı, mısırdı, ayçiçek küspesiydi. Bunları o taraftan bu tarafa getiriyoruz. Evet. Tabii maliyeti bize bayağı bir yüksek oluyor ama ister istemez. Evet, bu arada da getiriyoruz. Yeşil kokarca ürünler için aslında tehlikeli bir kokarca. Bununla da uyarısını verelim. Bunun için mücadele etmek gerekiyor. Ürünlere de ciddi zarar veriyor. Vatandaş kafasına göre geziyor burada. Evet, doğru. Yani süt, hadi biz perakende satıyoruz, kendi kendini karşılıyor ama ya adam 2300 liraya fabrikaya döküyor. 2300 liraya döktüğümüz zamanlar da oluyor. Yani bu esnada ne yapıyor? Sen karşılayamıyorsun. Bir ineğin yediği yemle süt orayını, yani tamam bir inek 30 kilo 35 kilo süt veriyor. O gün karşılıyor ama bu ineğin kuru dönemi var, kısıtlama dönemi var. Bu inek her zaman 35 kilo süt vermez ki. Evet. Yani 9 ay boyunca bu inek 35 kilo süt vermez. Bu inek ne yapar? Doğumdan 3 ay sonraya kadar veya 4 aya kadar 35 kilo süt verir. Ondan sonra ne yapar? Otomatikman aşağı düşer. 20 kiloya, 15 kiloya, 10 kiloya. Kuru dönemi var. Yani kafa kafaya anca çıkıyorsun. Zararına dahi gidiyorsun. Yem fiyatları çok aşırı. Yani şimdi 92 lira 95 lira arası 100 liraya kadar dayanıyor.
yem olayı. İster istemez bu süt yemlerini yedirmek zorundasın. Ne kadar yani böyle doğal çalışayım desen de arpayı alayım, buğdayı alayım, pamuk küspesini alayım, bunları karıştırayım, yapayım desen de bu yemi de vermek zorundasın. Yani zor bir aşamadayız. Tabii şey var, yem fiyatları yükseliyor ama etin fiyatı düşünce de o problem oluyor. Abi çok büyük. Birbirini dengelese aslında problem çözülür değil mi? Yani şimdi etle yem birbirini dengelese otomatikmen ne olur? Çiftçi o zaman rahatlar. Çiftçinin bir rahat durumu olur. Ama bunu dengelemiyor. Birileri bir şeylerle oynuyor. Ya kurban ağzı 40 lira olan kesim 35 liraya düşmesi, 36 liraya düşmesi görülmemiş bir olay. Yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye kurban tüketen, kurban kesen bir ülke olduğu halde şu anda 40 lira olan bir kesim 35 lira, 36 liraya düştü. Yani bunda ben bir gariplik arıyorum. Ama yani şimdi garipliğinden ne olduğunu anlayamıyoruz. Çünkü biz o kadar... Çok derinlere girmek istemiyorsanız ama bir garipliğin olduğunu biliyorsunuz. Var yani, gariplik var yani. Şu anda kasapta etin kilosu, kıymanın kilosu 40, aşağı 65 lirayken ya sen 40 liraya alıyorsun, 35 liraya kesiyorsun. Ne yapar? Tamam mı? Yarı yarıya. Tamam bak, 35 liraya kesilen hayvan, yani 35 liraya kesilen hayvanın bir fire vardır. %15 firesi vardır. Diyelim ki şavrele cinsi hayvan %15 fire verir. Fire verdiğinde 100 kiloda 15 kilo. Ne olur bu? Hadi 40 liraya çıktı. 5 lira buna şey masrafı koydun, 45 lira. Bu kıyma olsun 60 lira. Ama sen kardeşim kasapta 65 liraya sattığın kıyma, markette 65 liraya sattığın kıyma üreticiye gelince 35 lira. Yani bir saçmalık var abi. Yani büyük bir saçmalık var. Bilmiyorum nasıl çıkarız bu işlerin içerisinden ama yapmak zorundayız. Ya plan yaptık derken bizim yani... Yani böyle yapılsa çözülür diye bir düşünceniz oldu mu? Yani bu işlere bakanlığın el atması lazım. Hı hı. Açıkçası bakanlığın el atması lazım. Şimdi deniyor ki yem 92 lira. Ya maliyet çok yüksek. Ya kardeşim şu anda arpanın kilosu Anadolu'da 1 lira. 1 lira 100 kuruş. 1 lira 200 kuruş. Öyle. Tekirdağ'da buğday 1.400. Tamam mı? Yani senin yemin içerisinde çok artı ne var ya? Ben anlamıyorum yani. Çok artılar ne var? Neyse ben yurt dışına bağlıymışım. Ya pamuk küspesi senin ülkende var. Ayça küspesi de senin ülkende var. Arpa da var. Buğday da var. Daha bunun içerisindeki bazı ilaç maddeler vardır. Ama o konuda bir bilgim yok. Yani kattığın daha şimdi yem şey olsa elimizde de desek yine ya şunları şunları besil karıştırıyoruz. Besil olur. Ya bunlar senin ülkende var. Zaten bunlar şu anda ucuzken bu yem nasıl oluyor da 92 lira, 95 lira. Yani ortalamasına vurduğunda ne olması lazım? Kar oranını da koyayım senin. Nakliyeni de koyayım. Yani 70 lirayı geçmemesi lazım. Ama afayiş bir fiyat. Yani bu işin içinden çıkması imkansız. Şu anda bu samanın balyası tarlada 10 lira. Abi o zaman oturmayalım üstüne. Yani oturmak da garip. Tarlada 10 lira. Ben tarlada 10 lira olmasına da pahalı görmüyorum. Oradan nakliyeci alıyor. Buraya gelmesi 16 lira. Yani biz kendimiz getirirsek ne yapıyoruz? 13 liraya, 14 liraya mal ediyoruz buraya. Yani o zaman bir şekilde kendiniz bir nakliye yapmaya çalışıyorsunuz. Ya bir şekilde yani bir şeyleri kendimiz yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar yapabilirsin sen şimdi yani... Evet. Benim şu anda çiftliğimde iki tane çobanım olması gerekiyor. Yani bu işi yürütmesi için iki tane çoban. Ha bir tane arkadaşla beraber çalışıyoruz. Evet. Yani ikimiz beraber idare ettik. İkinci kişinin yerine kendim geçmek zorundayım. Yani çiftçilik çok zor bir şey. Emin olun hayvancılık bu bölgede çok zor bir şey. Ben sabahleyin saat 6'da kalkıyorum. Bunun sağımı, bunun süt dağıtımı, bunun bakımı. Saat 10'a kadar buradasın. 9'a kadar buradasın. 9'da çıkıyorsun. Saat 11-12'ye kadar. Bunun süt dağıtımıydı, şunuydu, bunuydu. Emin olun gece saat evimize girdiğimizde saat 11 oluyor. Yani kendinize ayıracak vaktiniz olmuyor. Kesinlikle yok. Yani çiftçinin kendine ayıracak bir vakti var diye kesinlikle yok abi. Çiftçilik çok zor ama nitekim girmişiz bu işin içine. Çıkmak evet. Çok zor. Yani dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bir bardak değil sütü abi. Tık diye içiyoruz ama ne zorluklarla oraya geliyor bunu da bilmek lazım. Ya kahvede çayın bardağı kaç para? Yani 1 liradan aşağıya bir bardak çay. Çay bardağı yok. Evet. Ya kardeşim tamam yani her şeyde razıyız. Tamam bu içilecek 1 lira olması önemli değil. Ama sütün bardağı neye geliyor biliyor musun abi? Bak sütün bardağı 25 kuruşa geliyor. Hı
Bak o çay bardağıyla 25 kuruşa geliyor. Ya çay mı önemli, süt mü önemli kardeşim? Evet. Çay mı önemli, süt mü önemli? Güzel bir tespit. Evet. Yani benim babam, kulakları çinlesin, hep bunu anlatırdı. Ya oğlum dedi, ben bu işin içinden çıkamıyorum dedi. Ben çocuktum. Ya oğlum ben bu işin içinden çıkamıyorum derdi ya. Ya süt kadar değerli bir şey yokken süt sudan ucuz derdi ya. Evet. Ve süt şu anda da sudan ucuz. 500'lük su 1 lira. Satışı 600 kuruş. Tamam mı? 500'lük. Vallahi süt ondan ucuz. Yani sütte biz çok zorluklar çekiyoruz. Evet. Yani açıkçası ben burada kurban işi falan da yapmasam, bu işi çevirmem çok imkansız. Yani çocuklarımızın ya da vatandaşımızın süt tüketebilmesi için hak ettiği değere ulaşması lazım. Çayla bir kıyaslama yaptınız. Küçücük bir çay bardağın 1,5-2 lira içiyorsak süt daha da önemli. Tabii ki çay da hayatımızda önemli. Vazgeçilmez, vazgeçilmez ama. Bir büyük su bardağı çay, sütü 25 kuruşa içiyorsak yani orada bir sıkıntı var ya. Yani. Aynı zamanda inek peynirinin kilosu şu anda kaç para? Bilginiz var mı? Yani 45 liradan falan başlar herhalde. 40 liradan aşağıya ben inek peyniri bilmiyorum evet. Abi. Bakın 10 kilo yok 4 kilo peynirden şey sütten 1 kilo peynir olur. Evet. 2300 lira. Hı hı. 2300'ü 4 ile çarptığımızda ne yapar abi? Yani. Ne yapar? 10 lira yapar. 2,5 lira yapsak 10 lira yapar. Yani. 10 lira. 10 lira bile 2 lira bunun masrafı bindi. Maliyeti bindi. Hı hı. 12 lira. 2 lira fabrikada 3 lira fabrikada maliyeti bindi. Hı hı. 15 lira. Ya 5 lira daha maliyet koydum. Ya kar oranı koydum. Ben kazanamıyorum 5 liraya da. 5 lira daha kar oranı koydum. 20 lira. Hı hı. Ama nitekim inek sütü evet. 40 şey inek peyniri 40 lira. Evet. Yani %1 milyon. Aynen. Kar oranı. Ya fabrikatörün eline geçince bu kadar değerli de. Ben çiftçiyim, benim elime geçecek, niye değerli değil bu? Yani siz üretmeseniz süt de bulamayacak tabii bunu. Yani ben üretmesem sütü bulamayacaksın. Yanımdaki komşum üretmese sütü bulamayacaksın. Aynen. Köylü üretmese sütü bulamayacaksın. Köylü milletin efendisi değil. Köylü milletin hizmetçisi. Evet. Vallahi hizmetçisi abi. Üretmezlerse yümiye de bir şey bulamayacaklar. Bulamazsın. Yani yine sözün bir tarafını geçiyoruz, bir tarafını bırakıyoruz. Benim babam memlekette, ben Aksaraylıyım aslen. Orada büyük şeydi yani. Celepti, bayağı büyük bir celepti. Geçmiş yıllarda ben çocuktum, babamla pazara giderdik. Gece 3'te kalkardık. Sabah işte öğlen saat 12'de pazardan gelirdik. Babam geldiğimizde derdi ki hadi oğlum domates ekelim. Hadi oğlum biber ekelim. Ya baba derdim kendi kendime. Pazarda derdim işte domatesin kilosu 1 lira. Buraya geliyoruz bunu ekiyoruz. Ondan fazlaya mal oluyor. Babam da derdi ki oğlum derdi. Üretmek kadar güzel bir şey yok derdi. Bak zarar et kar et üret derdi. Üretmek çok güzel bir şeydir. Şimdi anlıyorum üretmek güzel bir şey ama emin ol zarar ederek üretiyoruz. Anladım. Yani kar ederek lüks bir kar ederek demiyoruz. Bak normal bir kar ederek dahi üretemiyoruz. Şu anda kafa kafaya gidiyor bu işler. Yani ben kafa kafaya götürmemin sebebi ya bu işte bayağı bir şeyim. Şu gördüğünüz damı emin olun ben kendim yaptım. Kaynağını kendim yaptım. Usta yapmadı bu gördüğünüz damı. Her şeyini ben kendim yaptım. Bu arkadaşla beraber yaptım. Bu arkadaşla bu damın bütün bölmesini, sacını, kaynağını bir usta çağırdım. Dedi ki ne 40 bin lira, 50 bin lira. Ben yaparım dedim. Ya bir jeneratör, bir tane kaynak makinesi. Kendim yaptığım halde ben bu işten şu anda yani tadında bir para kazanamıyorum. Arayıcısıyla, şunuyla, bunuyla benim danasana 63 lira, ben 35 lira. Bunun bir açıklaması olması lazım yani. Tamam, sen 63 liraya sat. Bununla ilgili bir açıklama bekliyorum. Bak bunu 63 liraya değil de sen bu dananın etini eğer 45 liraya satarsan, sürümden kazanırsan ben de o zaman burada sürümden kazanırım. Evet. Bana kasap her gün gelir der ki senden bir tane dana keseceğim. Bana her gün kesimci gelir senden 5 tane dana keseceğim. Der. O zaman ben de sürümden kazanırım. Sen de sürümden kazanırsın. Ama sende 65 lira olur da bende 35 lira olursa sen zaten diyorsun yine ya ayak ayağın üstüne atıyorsun vallahi böyle. Sigarayı da yakıyorsun. Peşin satmışsın zaten para da var. Tamam mı? Peşincisin. Diyorsun yine ya satılsa da olsun satılmasa da olur ya. Nasıl olsa %40 %50 diyorsun. Para kazanıyorum ben bu işten. Hiç mesela haftada bir dana satsan sana yeter. Haftada bir dana satsan sana yeter abi. Artık ben de böyle oturmak istiyorum de. Ben de böyle oturmak istiyorum da oturamıyorum. Boynumuz büküldü abi yapacak bir şey yok yani. Peki teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim abi. İnşallah bir an önce çözüm sağlanır. İnşallah. Dediğimiz gibi
bir yerde bir eksiklik var. Gündüz etini 35 liradan kestiriyorsun. Akşam eve giderken 1 kilo kıyma alacaksın. Aynı kasaptan 65 liraya alıp eve gidiyorsun. İşte sorun da orada diyor abimiz. Sütle ilgili bahsettik, peynirle ilgili bahsettik. Güzel tespitleri var abimizin. İnşallah bir günde Ankara'dan çağırırlar. Bu konuyla ilgili de böyle karşılıklı görüşme sağlanır diyelim. Biz vesile olalım. Ben bunları anlatırken Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Yani ben bunları anlatırken Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Sayın Başkanıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanı benim yerimde çok değerlidir. Benim kalbimde çok değerlidir. Emin olun bunları anlatırken ona sesleniyorum. Benim için çok büyük değeri vardır. Yani her şey çok güzelken bu ülkede bu çiftçilikte niye yani bu boşluklar var? Ben buna sesleniyorum. Evet. Bir an önce çözüm bulunursa. Yani bir çözüm bulunursa biz kimseye muhtaç değiliz. Hiçbir ülkeye muhtaç değiliz. Ben de kimseye muhtaç değilim. Benim arkadaşım da kimseye muhtaç değil. Ama emin olun zorluklarla çekiyoruz ya. Zor zor çekiyoruz böyle yani. Ucundan ucundan çekiyoruz. Zor zor gününü gününe getiriyoruz. Yani dağılım eşit olsun. Sadece bir kişi cebine doldurmasın. Aynen böyle. Bizim istediğimiz bu ya. Dağılım eşit olsun. Aynen. Ben bu işi bırakabilirim. Ben bu işi bırakabilirim. Arkadaşım da bırakabilir. Öbür arkadaşımız da bırakabilir. Çiftçilik yapan insan emin olun her işi yapar. Çiftçilik çok zor bir meslektir. Aynen. Yani biri orada 10 lira kazanırken biz burada 1 lirayla yetinmeyelim. O 10 lira kazanıyorsa biz de 4 lira kazanalım. İşimize devam edelim. En azından eşit bir kazanç sağlanırsa. Evet. Siz de mesleğinizi yapmaya devam edersiniz. Aynen. Ve sizin gibi hala üretim yapan insanlarımız var tabii ki de. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sabırın, ayaklarınıza sağlık. Buraya sağ kadar geldiğiniz için. İnşallah ben teşekkür ederim. İnşallah da her şey çözüme ulaşır diyelim. İnşallah. İnşallah. Evet, İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, Küçükkuyu gezimiz devam ediyor. Bizden ayrılın. Gezimiz devam ediyor Küçükkuyu'da haliyle. Zeytinlerden geçimini sağlayıp idame eden insanlarımız vardı ama son zamanlarda zeytinlerden para kazanamadıkları için farklı farklı işler yapmak zorunda kalmışlar. Bu arada da koyunculukla uğraşan bir abimiz var yanımızda. Diyor ki zeytin para etmedi, mecburen inşaata gidiyorum diyor. İnşaattan gelir gelmez de bu şekilde yakaladık. Tanıyalım mı seni? Ben Abdullah Balcı. Sen ne zamandan beri yapıyorsun bu şey koyunculuk işi? 7-8 senedir yapıyorum. 7-8 senedir var. Evet. Daha önceki yıllarda da yapmıştık gençliğimizde ama uzun zaman yapmadık. Evet. 7-8 seneden beri tekrardan başladık. Normalde zeytin yapıyordunuz zeytin ama. Zeytin yapıyorduk. Zeytinler bizi idare etmeyince, kendini korumayınca, toplatmasıydı, masrafları karşılayamayınca mecbur kaldık. Ek iş yapmak zorunda kaldık. Zeytinlere de bakamaz olduk. Çünkü para kazanamayınca. Öyle. Koyunculuk da ek mi olmuş oldu? Ek oluyor. İşte inşaata gidiyoruz. Ev önünde bir iki ufak tefek bahçeyle uğraşıyoruz. Böyle vaktimiz geçip gidiyor. Yani nereye kadar gidecek o zaman? Zeytini hep mi bırakacaksın? Valla böyle giderse bıraktık zaten. Yani kendi haline bıraktın. Kendi haline bıraktık. Yani zeytincilik dibini toplamamadık yani. Gömyelerimiz yani bırak 50 liraya gelmedi. 40 liraya bile gelmedi yani. Yani para etmediği için para bakım da yaptırmıyorsun sadece. Bakım da yapamıyoruz. Gübre atamıyoruz. Dipleri sürünmek. İnanmayan varsa gelsin gösterelim arazinin her tarafını. Evet, o yüzden inşaata gidiyorsunuz. İnşaata gidiyoruz yani. İnşaata gidiyoruz. İşte hayvanlarla, bahçeyle falan. Ufak bir şekilde de geçimi sağlamak geçimi gerekiyor. Sağlamak gerekiyor. Evet. Ama zeytincilik şu anda artık tam dibe vurdu. Ne zaman düzelir onu bilemiyorum yani. O zaman düzelirse inşaatı bırakırsın, zeytinine, koyununa daha fazla ilgilenir. Tabii ki. Yani şimdi ben geçinmek için inşaata gidiyorum. Yani zeytinden geçimimi sağlamış olsam inşaata gitmem yani. Tabii zeytin ağaçları da bakım istiyor. Bakımını da yapmış olur. Bakımını da yapmış olurum. Tabii ki. Bu sefer de ne oluyor? Sağlık kaynağı, zeytin ağaçları bakımsız kalıyor. Belki kuruyacak yani. Kurumaya başladı zaten. Şurada kuruyan ağacı bak kestik, canlandırmaya uğraşıyoruz. Kurudu yani. Şurada kuruyan dal vardı, kestim. Yani bakımsızlıktan kurumaya başladı yani. Bunlar artık bakım istiyor, gübre istiyor, sürmek istiyor diplerini. Yani her şeyde olduğu gibi zeytinde de sorunlar budama var. Budama gerekiyor. Yani budanmadıktan sonra kuru dalı başından kesmediğin sürece ağaç her sene yukarı kurumaya başlıyor. Para kazanamayınca da uğraşmak istemiyorsun. Ya para yok zaten. Geçim derdine düşmüşüz yani. Ben ağaca nasıl bakayım ki? Yani ne kadar zeytin oluyor? 10 ton, 12 ton zeytinimiz oluyor. İşte. Peki bakımsız olduğu zaman düşüyor mu bu?
Ya ne kadara düşüyor? Mahsulsüz olduğu zaman 3 tona düşüyor, 2 tona düşüyor. Yani kalitede düşük oluyor. Kalitede düşük oluyor. Yani her şey düşüyor artık yani. Yani bakımını yapmış olsam 12 ton, 13 ton zeytin yaptığım zaman da bir iki de ufak tefek işlem ben bu işi götürürüm. İnşaata koşturmama, ne bileyim, çevre ilçelere işe gitmeme falan gerek kalmaz. Yani çevre il dedin abi, yaş kaç senin? 55. 55 yaşında çevre illere inşaata gidiyorsun. Evet. Kendi bahçindeki ağaçları para etmediği için zeytine bakamıyorsun. Ha, bakamıyorum. Ama bir şekilde koyunda durum nasıl? Koyunculuk yani bir içeri bir dışarı hesap yani. Şimdi hayvancılık sisteminde 2 lira kazanmışsan 1 lirasını yediriyorsun, sana 1 lira kalıyor. Yani 10 liralık bir hayvancılığın varsa elinde 5 lira masraf ediyorsun, 10 lira alıyorsun yani. Öyle bir ek gelir gibi. Yani bir şekilde ek geliri oradan sağlıyor. Oradan sağlayamaya çalışıyoruz yani. Bahçede ne diktiniz? Domates var, biber var, patlıcan işte, boz yani, kabak yani. O tür şeylerle. Allah kolaylık versin. Yani inşallah üreticilerin sorunu çözülür ya da bir yol bulunur da herkes ürettiği ürüne sahip çıkar diyelim. Var mı ekleyeceğim bir şey? Ekleyeceğim bir şey yok. Yani bizi kim mağdur ediyorsa birileri bu işe dur demesi lazım. Bizi mağdur eden kişileri bir geri çekmesi lazım. Ama devlet baba mı çekecek? Tüccar mı artık insafa gelecek? Yani birileri bizim hakkımızı yediğini kesin biliyorum. Yani bizi sıkıntı çıkaran İnsafa gelsin, geri çekilsin, geri diyorsun. Geri çekilsin yani. Ha. Yani bizi sıkıntıya sokan her kimse artık bir adım geri gitmesi lazım. Anladım. Teşekkür ediyorum ben. 2 kilo zeytinyağı sattığımızda bir kadın işçi yömiyesini karşılıyorduk. Yani bundan 10 yıl öncesi gibi. Şu anda bir kadını çalıştırmak için 8-10 kilo yağ satmamız gerekiyor. Satan kadının topladığı zeytinden 10 kilo yağ elde edemiyoruz ki. Ben 10 kilo yağ satayım da kadına yömiye parasını ver. Ya topladığı zeytini alsa gitse benden para istemese ben daha avantajlıyım. Yani cebimden de para götürüyor. Orası kötü. Yani 2 kilo, 3 kilo yağ sattığınızda bir kadın, bir erkek çalışıyordu. Şimdi oho 10 kilo, 12 kilo yağ satacaksın da bir kadın çalışacaksın. Satan topladığı zeytinden de 7-8 kilo yağ çıkıyor. Bu yüzden de zeytin ağaçları kendi kaderine terk edildi. Kendi kaderine terk edildi. Kendimiz topladığımız halde dibinde zeytin bıraktık tarlalarda. Toplamadık yani. Çünkü gidiyorsun 10 lira, 15 lira. Zaten ben günlük 15 liralık ekmek yiyorum ki bana yetmiyor bile yani şeyinde. Niye oradan oraya? Yani şimdi inşaata git, al oradan 100 lira para. Evini bari geçindir yani rahatlıkla. Allah kolaylık versin. İnşallah üreticilerimiz sorunu çözülür diyelim. Değerli izleyicilerimiz, bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya bir başka bölümde, bir başka yerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu